Veli! 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 ...25 senedir İstanbul'daydım abi ben. Çalışım ayaklarımın üstünde durmak için. Ailemden uzaktım tabii, evimden kaçmıştım. Olmayan işlere bulaşmıştım abi. Bir gün kafama tak etti. Karda, kışta sırılsıklam oluyorum her gün. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu evde boştu o zamanlar. Tinercisi buradaydı. Balıcısı buradaydı. Geldim kendi kendime dedim, baba burası benimdi bu saatten sonra. Sizin hakkınız yok, bu beni rahatsız etme, burayı ben kiralayacağım. Ev sahibim sağ olsun kira istemedi. Işıklarda su satıyordum abi. Eşimle öyle tanıştık tabii. Burada börek salonu vardı. Börekçide oturduk abi. Yekten evlenme teklifi ettim dedim. Çocuklarıma anası olacaksın. Bir saniye dedi, kaçtı gitti. Sokağa girdi, kayboldu. Bir hafta sonra geldi elinde çorba. Dedi, farklı bir iş yapamaz mısın? Dedim, valla yaparım. Niye yapamıyorum? Elimden iş geliyor yani. Ben çöp falan toplamıyordum. İçki su satıyordum, peçete satıyordum. Aldım onu biraz dolaştırdım sokaklarda. Hoşuma perde geldi bir tane. Çöpe bırakmışlar kenara. Temizle yıkamışlar böyle, dezenfektan da yapılmış. Aynı zamanda çok güzel parfüm kokuları da geliyordu. Evimde hiçbir şey olmadığı için perdeyle başladım. Evime attım, maşallah çok güzel doldu. Açtı da hani. Her gün bir çöpün üstüne koltuk gördüm, minderler gördüm, battaniyeler gördüm. Aklına ne geliyorsa hepsini de kuru temizlemeye yolladım güzel bir şekilde. Hepsi yıkandı temiz bir şekilde. Bu evde ne görüldüyse abi, ne göze hitap edildiyse, hoş göründüyse hepsi gerçekten de çöpten geldi. Utanmam, çekinmem. Sonuçta ev yapacağım kendi kime. Tabii ev sahibim biraz dengesi yerinde değildi. 36 senemi tam anımsayamıyorum. Elektriksiz yaşıyor. Her gün bağırırdı, çağırırdı, küfür atardı. Dedim anne yapma, bak kurban oldum anne. Millet rahatsızmış. Şimdi bağırıp çağırmıyor. Her gün düzenli kahvaltımız ne olsa, dedim anne hemen sepet yener. Anne suyun var mı? Yok. Anne sepet yener, suyunu al yukarı. Ben ne yesem valla ona da vereyim abi. Kur'an'a aç kaldığımız günler de oldu ikimizin de. Dedim benim annem olur musun? Dedi niye olmayayım annen? Sağ olsun dostlar çağırır. Böyle gel. Bugünkü erzakım bizde. Domatesim, salatalığım, biberim, soğanım. Akla ne gelirse sıcak yemeklerim. İnsanlar bu şekilde beni sevdi. 6-7 ay oldu şu an hemen geri dönüşüme şeyleri kazandırıyorum abi. Çöpleri hassas bir şekilde karıştırıyorum. O gün de güzel objeler ile hediyeler görmüşüm orada. Bir boş levha gördüm çöpün üstünde. Tül. Bir gün oturuyorum masamda eşimle, kahvaltımızı yaptık. Sonra aklıma o geldi. Ele baktım, ona da bana baktı. Dedim bebişim, bayağı çöpte boyalar bulmuşum. Fırçasına kadar, yapışkanına kadar. Dedim tamam, ben de aldım, kendime bir tablo yaptım. Aklıma ne geldiyse hani misal, oturdum öyle tasarım da yapıyorum. Beyinsel olarak yapılandırmasını yapıyorum. Bir de bakıyorum, o maşallah. Çok güzel şeyler bir araya geliyor. Şunu misal, çöpte buldum. Ben ne yapıyorum? Kolu bacağı yoksa değiştiriyorum. Misal abi bu bir şeydi, çıplak, kirli bir şekildeydi abi. Ben ne yaptım bunu? Yapışkanı aldım abi. Bunu farklı bir yerde buldum. Şunu farklı yerde buldum. Şu üsttekini, şu üsttekini, şu. Görmüş olduğunuz ne güzel bir ürün değil mi? Pırlanta gene yapıştırdım. Aynı parçadan kestim. Bu pırlanta taşlarını işleme yaptım. Şunu yapıştırdım, şunu yapıştırdım. Böyle bir tasarımı sundum misal. Aslında kendileri de yapabilir abi. Niye yapamasınlar? Misal küçük bir şey buldum yollarda, caddelerde. Alıyorum, cebime koyuyorum. 7-8 konteyner topluyorum ben. Buradan çıkarım evimde. Le harfi yaparım, evime döner. Rızkım ne varsa en son konteynerim gene benim çöpüm olur. Biz haberler izlemeziz. Televizyon asla yasak bizde. Hafız hafız şeyler çıkıyor abi yani. Tahrik edecek şeyler çıkıyor. Biz niye tahrik olalım abi? Biz CD'mizi takarız. O da enteresan bir CD makinemiz var. Atmaya da kıyamıyorum. Kafasına göre Türkçe'ye açıyoruz, İngilizce'ye dönüyor. Olmadı filmleri açar, öbür filmleri açmaz. Bizi kahreder. Gene atmayık. O da bizim evimizin bir neşesinin parçasıdır. Şu an kaldırımları işgal ediyorlar meslektaşlarım. Yapmaları yanlış, kınıyorum. Arabalara yol ver. Onlar da sana riayet ediyor, yol veriyor. Onlar arabasının çizilmesine korkuyor. Senin demir bir şey olmaz. Adam üstünde gitse olan adam olacak. Yapmayın bunu.
Çöpleri dağıtmayın. İnsanlar gitti oluyor. İster istemez seni şikayet ediyor, beni şikayet ediyor. Günahı olan olmayan da aradan gidiyor. Abi kanun çıktı bu işi yapamıyor. Sertifika mı almak lazım? Aslan gibi gideriz. Riyat etsinler bize, biz de riyat ediyoruz. Ben evin dış dekorasını 10 numara yapmıştım. Temiz bir şekilde, güzel bir şekilde renklendirdim evi. Burada kendi bilmeyen bir iki komşumuz var, rahatsız oluyormuş. Belediye şikayet etmişler. Sen sade yaşıyorsan beni ilgilendirmez. Belki ben renkliyim, rengi seviyorum, güzel olmayı seviyorum. Yapamıyorsunuz diye bu şeyi ben yapıyorum diye zorunuza gitmesin. Renkli olmamda ne kabahat var abi? Japonlar niye o kadar akıllı? He abi? Japonların akıllı olmasının sebebi bir şeyin üstüne çok yoğunlaşmasıdır. Adamlar yapıyor ama hakkını veriyor. Bir daha sigara abim ve bir şey müsaade varsa. Ve sonra zenciler bu sokağa geldi, MyFrame'ler. Hepsine kral derim. Hepsine kral der bana. Yani MyFrame ne yapsan diyse o kral. Ne yapsan diyeyim hala ekmeğimi topluyorum, ekmeğimi ayıklıyorum. Hesap olsun onlar da yardımcı olurlar bana. Daha onlar bir şey değil. Niceleri var burada. Çinlisi olsun, Japonya olsun, Afganı olsun. Sana aklına ne gelirse abi. Hepsi. Güzel bir yaşamım var abi. İster herkes bu yaşamı yaşasın. Dünya bir sefer geldik. Bir sefer de gideceğiz abi. Veli! Veli! Dostum kolay gelsin. Ya bu Veli'ye ulaşamıyorum birkaç gündür. Ne? Veli. 3 gündür ulaşamıyorum. Röportaj yapacaktık biz onunla. Bilmiyorum. Abi, ya burada bizim kağıt toplayıcısı Veli vardı. Tanımam. Veli şu an neredesin sen? Abi adliyedeyim. Çağırıyorum adliyemde. Mahkeme tarihin belli mi? Abi demedi. Dibis ki çağıran akıllı. Boşun biri işte. İptir adliyemde. Kaptığın insan var yaptı bunu. Bebiş'in haberi var mı? Bebiş de yanımda abi. Ha, o da mı yanımda? Onu da tuttu. Bebiş saniye abi. Ne kadar yatacağın belli mi senin? Yok abi. Tahminin var mı? Yok abi. Avukata sordun mu nedir durum diye? Sordum bir şey demedi. Allah'ım öne soruyor. Terapiye gelir selamsız görüşürüz abi. Yeni birini bulmuşken hele bak başıma neler açtım. Eyvallah dostlarım. Saygı değer sizlerin olsun. Deli dostlarımın olsun. Neden saçların ele ağarmış? Sensiz dünyam kararmış. Ele takadım kalmadı artık. Ömrünü yıllar almış.